Günaydın. 1 Eylül 5:50. 5:20 gibi uyandım. Bari dedim şalı takmadan önce abdest falan alayım. Oydu buydu derken 5:50 oldu saat. İlk iş olarak sabah kalayım diyorum. Ay çok uykum var. Şimdi saat 6. Namazı kıldım. Bir yatağımı toplamam gerekiyor. Ne topladım? Şimdi artık sanırım kahve yapmaya gideceğim. Sanırım sıcak yapacağım. Hep soğuk içiyordum bu zamana kadar. Bence bugün 1 Eylül olduğu için ona özel sıcak kahve yapalım. Kahveden önce dişimi fırçalama kararı aldım. O yüzden önce dişimi fırçalayıp sonra kahve yapacağım. Kırdım sanırım. Ya bu ne? Bu köpüklerim kayboldu. Bir şey yok. Ay çok üzgünüm. Ay evet, şimdi kahvemi aldım ve odama geldim. Saatte 6:32. Kahveyi odaya getirdikten sonra bu insanlar 5'e kalkıp ne yapıyor diye düşünürken defterime Eylül'ü yapmak aklıma geldi. Okullara çok 10 gün mü kaldı? O yüzden bunun Eylül'ünü yapmaya karar verdim. Biraz bir resim araştıracağım ve Eylül'ü yapacağım. Bunun tadına bir bakalım. Güzel. Pinterest'ten Eylül ayı için fotoğraflar bakacağım. Yine kafamla birleştirip bir şey oluşturacağım bakalım. Ben şimdi biraz baktım internetten. Bu arada 38 geçiyor. Yaparken de geçen gün ne olduğunu anlatacağım. 30 Ağustos Çarşamba günü. İşte ben evde oturuyordum, tamam mı? Benim arkadaşlarım Şevval ve Biki'yi belki biliyorsunuzdur. İşte beni Şevval aramıştı bir şey sormak için. Konuşurken işte birden konsere gittiklerini öğrendim. Yalın konseriymiş. Ben de Yalın'ı çok severim. Şevval dedi ki bir annene söyle dedi. Ben de orada Biki'yi arayayım dedi. Ben de tamam dedim. Yalın konser olduğunu öğrenince iyi tamam hadi olsun git bari dedi. Mesela gittim Şevval'i aradım. O dedi ki Abike de geliyor. Birden oldu ve birden olan şeyler biliyorsun hani çok güzel olur. Yani biz erken gidelim yer bulalım diye Evren çıktı 20 dakikada. Arabayı park ettik. Bayağı bir yürüdük. Adım atacak yer yok. Ama biz bir şekilde Abike, Şevval, ben üçümüz buluştuk. Sonra işte konserde çektiğim videolardan galeride çok fazla yer kapladığı için bir tane edit yaptım. Normalde aklımda atmak yoktu YouTube'a. Sadece galerinde duracaktı. Ama o kadar hoşuma gitti ki. Şimdi tam bunu yapmaya devam ediyorum. Şimdi saat 7:20. Aralıksız bunu yapıyorum. Aa, yapraklarını boyamayı unuttum. Ve sonunda bitirdim. Bakın. Bence çok güzel oldu. Önceki buraya yazdım September diye. Buraya bir tane tilki çizdim. Buraya yapraklar falan çizdim. Şöyle çizgiler falan çizdim. Kahve bardağı falan derken bitirecektim. Sonra aklıma Eylül geldi. Sonra dedim Eylül'ü de çizeyim böyle kenara bir yere. Eylül seni çizdim. Nasıl olmuş? Uy. Bugün sabahım artık bu şekilde bitti diye düşünüyorum. Yarın acaba ne yaparım bilmiyorum. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. İkinci günden merhaba. Gün 3 Eylül saat 5:26. Normalde bugün 3. günümüz olması gerekiyordu. Ama dün uyanamadım maalesef. O yüzden dünü atladık. Uyanıp alarmı kapatıp geri yatmışım. Abdest aldım, eşarbımı taktım derken yarım saat gibi bir şey olmuş. Şimdi namaz kılacağım önce. Namaz kıldıktan sonra da Eylül, Ekim, sonbahar ayları gibi hani dekore etmek istedim odamı. Umarım güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi namaz kılıp geliyorum. Şimdi namazı kıldım. Yatağımı toplayacağım ve düzenlemeye başlayacağız. Şimdi elindeki şeyleri göstererek başlayacağım. Saatte 5:46 bu arada. Burada bir tane böyle geçen sene aldığım bu mum var ama bunu yakmıyorum. Bunlar böyle bir şey var ve bu çok güzel bir şey. Benim yaptığım ve çizimler var. Bunları da mantar panoma asıyordum. Yine böyle bir tabağım var. Bence çok güzel bu. Bu var. Sonra burada bir tane mumum var. Aşırı güzel kokuyor yani. Önceden yaktığım için de böyle geçen sene almıştım sanırım yine. Bir de yapraklarım var. Bunu da yatak başlığımın üstüne takmayı düşünüyorum. Havanın biraz aydınlanmasını beklesem
Şu an 5.51. 6.30'a kadar kitap okusam mesela. Öyle yapacağım. 6.30'da düzenlemeye başlayalım. Hem ışık da daha güzel olur diye düşünüyorum. Geçen gün İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi diye bir kitap aldım. Şimdi yarım saat kitap okuyup öyle başlayalım düzenlemeye. Evet, saat şimdi 6.37. Hüseyin uyandığı için biraz sesi gelecek sanırım ama onu duymamaya çalışın. Çünkü daha yeni uyandığı için birazcık huysuz. Hava soğuk bu ara gerçekten. Hatta fark ettiyseniz yeni bir battaniye daha getirdim odama, yani annem verdi. Şimdi artık bence eşyaları yerine koymaya başlayalım. Zaten odamı dün süpürmüştük. O yüzden tekrar süpürmeyeceğim. Yani sapan sapan süpürmem gerek yok. Süpürme silme yapmayacağım. Hadi başlayalım. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know, baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. Show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. Ve odamı dekor ettim, bitti. Hatta sizlere gösterdim nasıl olduğunu. Ben çok beğendim. Sonunda bu renklere geçiş yapmak çok güzel oldu. Ankara'da da hava bugün gök gürültülü, sağanak, yağışlıymış. Saat şu an 7.25. Gördüğünüz gibi bu sabah da böyle geçti. Ben çok güzel oldu. Ve bence bugün sabahı artık burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydın. Bugün günlerden neydi? Bugün günlerden 5 Eylül Salı, saat 5.50. 5.30'da uyanabildim. 5'te uyanamadım çünkü çok zor. Dün de kalkamadım. O yüzden dünü de es geçtik ve bugün 3. günümüz. Bu arada geçen sene olabilir, Gilmore Girls izlemiştim. 1. sezonunu sanırım. Sonra ne oldu? Bir şeyler oldu. Devamını izleyemedim. O yüzden geçen günlerde bir daha başlamıştım Gilmore Girls izlemeye ve şu an 7. bölümdeyim. Öyle yani. Şimdi sabah namazını kılacağım. Ondan sonra bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi sabah kıldım. Öncelikle bir kahve yapacağım. Hava aydınlanmaya başladı bu arada. 6 olsun da... Heh. Tamam. Evet, şimdi kahve yapmaya gidelim. Bir şey yapmayı deneyeceğim. Böyle bir şey var ve bundan sis çıkma şeysi de var ama ben bunu hiç kullanmadım. Yasemin koymaya karar verdim. İçine dün 100 milim su koymuştum. Şimdi sisi çalıştırıyorum. Çok güzel kokuyor. Turuncu yaptım. Saat şimdi 6.29. Şimdi kaşıkları çıkaralım. Bakalım içinde ne var ne yokmuş. Hadi. Bana annem almıştı. Güzel bir şey bu ya. Ben seviyorum bak. Yumuş yumuş. Ben bunu 8. sınıftayken bir gün dershaneden çıkmıştık arkadaşımla. Mola vermiştik, bayağı çalışmıştık. Mağazada bunu görmüştüm ve çok aşırı beğenmiştim. Sonra bunu almıştık yani. Aa bakın bu güzel. Bunu evde giyelim. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Şimdi saat 6.48. Tavandaki ışıkları turuncu yaptım. Güneş de bayağı doğdu ve çok güzel şu anda. Ve dizi izleyeceğim. Ve artık 3. sabahımıza tamamladık. Ben bu videoyu 5 gün yapacağım. 2 gün kaldı. Ve biraz da bence bu iyi oldu. Çünkü okul için erken uyanmaya biraz alışmaya başladım. Bugün de burada bitiriyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz.
Günaydın. Bugün günlerden 7 Eylül Perşembe. Az önce namaz kıldım geldim. Dün hiçbir şey çekemedim. Çok uykum vardı ve hemen yatmak istiyordum. Sadece namazı kılıp yattım. Biraz da geç yatmıştım, onunla ilgili olabilir. Bugün ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yeni bir kere dramaya başladım. Descendants of the Sun diye bir şey. İlk bölümünü izledim dün akşam. Belki bir bölümü izleriz. Sonra bugün Aybeki'nin doğum günü. Bugün onu kutlayacağız Şevval'le. Öyle yani, bugün umarım güzel bir gün olacak. Uykum. Sanırım kahve yapıp dizi izleyeceğim. O zaman bir kahve yapalım. Şimdi çok tatlı değil mi? Normalde onun boynuzu vardı. Ama kırıldı. Ve böyle daha iyi. Evde karamel sosu var. Kahveye bakın, onun içine biraz dökeceğim. Tadı çok güzel oluyor. Bilgisayarı aldım geldim. Şimdi girişi yapalım. Ayşen'den bir de bir kahvenin tadına bakalım. Karamel tadı çok güzel geliyor. Evet, bu sabahım da böyle geçti. Artık ben bu videoyu bitireceğim. Düşüncelerimi de paylaşayım, çok kısa. Şimdi şöyle, çok zordu ilk baş. Çünkü hani yaz tatilinde geç uyanmaya alışmışım. 2 gün kalkamadım. Son gün artık bugün cidden bir tık daha rahat kalktığımı düşünüyorum. Günü uzatmış gibi hissettim. 24 saatten böyle bir 26-27 saat çıkmış gibi hissettim. Ya bilmiyorum yani, neyse öyle. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz de umarım beğenmişsinizdir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de yorumlara bir tane kahve emojisi bırakabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.